Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün PUBG Mobile'in 17.0 sürümünde yeni gelen araba stillerini ve yeni gelen görevleri inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar bugün 4. bölümde oyuna yeni gelen görevleri, yeni arabaları inceliyoruz. Yani yeni arabalar demek istediğim ise şu, yani Jeep'in, Toros'un şekilleri falan değişti dostlar. Yani PC PUBG'deki şekillerini aktarmışlar. Hatta şu andaki bir Jeep'imiz arkamızda duruyor, yani bunu görebiliyorsunuz. Ben de sizlere hem ek olarak görevleri göstereceğim hem de arabaları göstereceğim. Bu 4. bölümde de şu anlık başka 17.0 ile ilgili bir şey yok. Eğer olursa da 5. bölümde gelir, haberiniz olsun. Diğer bölümlerde de kaçıranlar varsa 1, 2, 3'ü önceki videolardan da izleyebilir dostlar. Orada da yani oyuna neler gelecekse hepsini anlattık. Şimdi isterseniz ilk önce sandık görevlerinden bahsedip sonrasında da eğitim moduna girip yeni arabamızı gösterebiliriz. Burada misyonsa bastığımızda yani görevlere bastığımızda, buradan aşağı butona bastığımızda burada bir tane galeriye 50 tane fotoğraf çek gibi bir şey var. Yani galeriye 200 times zaman değil mi? Times ben zaman diye hatırlıyorum ama yani bunların tabii ki de ben tam anlamını bilmiyorum ama yani bu görevi yapmamız takdirinde 500 tane doldurduğumuzda 5 tane klasik sandık veriyor. 200 tane doldurduğumuzda 30 gümüş parçacık, yani kısacası çöp. 50 tane yaptığımızda da 5000 bifi veriyor, o da çöp. Buradan sadece bizim için değerli olan 5 tane klasik sandık dostlar. Yani buradan yeni güncelde 5 tane klasik sandık alabiliyoruz. Diğer görev ise Çince ne olduğunu anlamadığım ama 1 ve 2 olarak adlandırılan 15 tane klasik sandık veriliyor. Bu ne görevi hiç bilmiyorum. Herhalde birinde banlanma yazıyor, yani banlattığımız kişiye göre belki veriyor olabilir bu sandığı. Yani demek istediğim şu, hani şurada bir tane görev getirdiler ya dostlar. Hani birini banlatınca sizlere bu simgeyi veriyor ya. Yani bu ban simgesi olduğundan şu olabilir, yani 2 tane hileyi banlattığınızda size 10 tane klasik sandık, bir tane hileyi banlattığınızda 5 tane klasik sandık veriyor olabilir. Yani bu küçük resimden ben sadece bunu çıkarttım. Sizin de eğer bir fikriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Yani Çincesi iyi olan biri varsa, bilemiyorum, benim bir gram Çincem yok. Bir Arapçam var, o da Arap uçak sahipleri sağ olsun boş konuşa bir şeyler öğreniyor onlardan. Sonra bir tane daha var dostlar, yeni gelen, yani benim görmüş olduğum 3 tane görev var. O da kış modu görevi dostlar. Kış modunun da videosunu dün yayınlamıştım. İzlemeyen varsa da onu da izleyebilir. Yani yeni kış modu geliyor. Weekend'de kış modu geliyor. Dronlar var. Soba falan yakıyoruz. Güzel bir savaş şeyi var. Yani isteyen onu da izleyebilir. 2. bölüm, 3. bölüm gibi işte demiş olduğum bölümleri de önceki videodan izleyebilirsiniz. Burada mesela bir kere kış modunu oynadığımızda BP veriyor. Yine çöp. 2 kere oynadığımızda 10 tane gümüş parçacık. 2 tane oynadığımız derken yani 5 kere oynadığımızda 2. görev olarak 10 gümüş parçacık veriyor. 10 kere oynadığımızda da 3 klasik sandık kuponu veriyor. Yani bence 10 tane maç oynadığımızda 3 tane klasik sandık kuponu almamız bence güzel. 20 tane de maç oynamak istersen diyor, yani oynarsan diyor sana bir tane de klasik sandık hediye ederim diyor ve onun için de sana şöyle güzel mi güzel bir tane gümüş parçacık veririm diyor ya da sprey veririm diyor. Gayrı gümüş parçacık daha değerli ya. Şu Sippe'yi oyuna niye getirdiler bilmiyorum ki. Neyse, şimdi bunları incelediğimize göre sıra geldi oyuna girelim ve arabaları inceleyelim. Şuradan eğitim alanı maçına giriyorum. Odaya tıkladım, yani işte eğitim maçına giriyorum. Orada görüşürüz dostlar. Şöyle yeni arabalarımıza doğru gidelim. 200'de ping var çünkü şey server'ında oynuyoruz dostlar. Ne deniliyor buna bilmiyorum da işte yabancı bir server. Şunda bir değişiklik yok. Bu motorda da bir değişiklik yok. Zaten ben motora dizelim var. Bunu biliyorsunuz zaten, Weekend'e geldi. Ve değişen arabalar Toros. Evet. Toros'umuz bu. Yani ne bileyim, biraz Renault tarzı mı olmuş? PC PUBG'deki gibi olmuş. Sağ alta plaka koymuşlar. 31-32-0A ya da OA. İşte birinci şekilde olan dostlar bu. Bak bir de şurada anteni var. Onu da yeni fark ettim. Üstüne de şey koymuşlar. Yani arkası da böyle dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. böyle bir şey yapmışlar. Ne bileyim yani, şöyle güzel bir sesi olsa arabaların daha güzel olabilir. Bu da Jeep dostlar. Jeep'in 3 şekli var biliyorsunuz ki, arkası açık olan, yani demirli olan, bir de böyle full kapalı olan. Bunu da bu şekil getirmişler. Yani değişik bir tasarım yapmışlar. PC PUBG oynamadığımdan sadece ben Mitra'yı izliyorum PC PUBG'de. Yani bundan gördüğüm kadarıyla böyle bir şeydi o da sanırsam. Yani güzel. Yeni Toros'umuz bu. Yeni Jeep'imiz bu. Bu kadardı videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer olur da 5. bölüm gelirse kanaldan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Don't tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. Save my life. If you keep on, you keep on, you're making the